Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kim getirdi? Adana Şakirpaşa Havalimanı ile ilgili konuşacağım ve son sözü baştan söylemek istiyorum. Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı? Bu sorunun yanıtını Adanalılar dört gözle bekliyorlar. Bu soru yıllardır soruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yla iktidar Adanalılarla alay edercesine, ya hele bir yeni havaalanı bir olsun da bir bakalım da nasıl olacak vesaire diye sürekli kamuoyuna böyle oyalayan açıklamalar yapılıyor. Adana Havaalanı hava ulaşımına 1937 senesinde başladı ve 56 yılından itibaren de uluslararası seferlere hizmet eden bir havalimanı oldu. 24 saat kesintisiz bir şekilde iç ve dış hatlara hizmet veren bir havaalanı. 2021 yılında Adana Havalimanı'ndan 40 binden fazla uçuş gerçekleşmiş, 5 milyondan fazla yolcu taşınmış. Çevre illerin de önemli oranda yararlandığı bir havalimanı. Kapatılması ne zaman gündeme geldi? Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın temelleri atıldığında, yani 2013'te. Çukurova Bölgesel Havalimanı, yap, işlet, devret modeliyle tanınan ve havalimanları üzerinde belli sermaye kesimlerine rant alanı açan projelerden bir tanesi orası ve 12 milyon yolcu garantili bir proje. 12 milyon yolcuyu garantilemek için de Adana Havalimanı'nı kapatmayı hedefliyorlar. Böylece Adana ve Mersin hattında yolculuk yapan herkesi bu havalimanına, yeni havalimanına mecbur eden plan ve projeyle gidiyorlar. Bu hangi projenin parçası? Şehir hastanelerinden tanıdık bir proje ve şehir hastanelerinde düşünün, şehir hastanelerini kentin dışına taşıdı bu iktidar. Dev şehir hastaneleri yaptı. Hasta içinde yürürken bile o koridorlarda hasta olmayan da hastalanır. Hasta gideceği yere bile yetişemiyor ve hasta garantili. Burada da yolcu garantili. Bir şirket kazansın diye Adanalıları ve Mersinlileri süründürmenin hiçbir anlamı yok. Kaldı ki Adana Havalimanı kadim havalimanlarından birisi. Bakın, bu yapıları koruyamayan ülkelerden biridir Türkiye. Hangi ülkeye giderseniz gidin, yüzyıllara dayalı olan yapılarını en iyi şekilde koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Bu aynı zamanda bir kentin tarihi silüetini kuşaktan kuşağa taşımak açısından ve bir tarihi sahiplenmek açısından da önemli. Ama AKP iktidarı ne yapıyor? Bir hastane açıyor, 100 yıllık hastaneyi kapatıp şehir hastanesine taşıyor. Havalimanında aynı politikayı izliyor. Bu aynı zamanda kentin tarihini de yok etmek anlamı taşımaktadır. O yüzden de biz bu havalimanının kapanmasını istemiyoruz. Bakın, bu proje için, yani yeni havaalanı projesi için 8 milyon metrekare tarım arazisi olmaktan çıkarılıyor ve imara açılıyor havalimanı yapılsın diye. Biraz önce burada konuştuk tarım politikalarını. Tarım politikalarında da bu tarım arazilerini yok etme yine merkezine alınmış şantiyeci iktidarın tarım arazilerini imara açmasının bir örneğini de Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda görüyoruz. Tabii ki biz Mersin'e bir havalimanı yapılsın isteriz. Bugün nüfusu 300 bin düzeltiyorum civarında olan illerde bile havalimanları var, olmalı da. Mersin'de de bir havalimanı olmalı ama Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı açacağız ve şirkete yolcu garantisi vereceğiz diye kadim Adana Havalimanı'nı kapatamazsınız, kapattırmayacağız. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın Sayın Bakan, Adanalılar ne isterse biz onu yapacağız demiş. İstiyorlarsa bu havalimanını kapatacağız ama yok derlerse kapatmayacağız. Adanalılar havalimanları kapansın istemiyor. Bakın, İstanbullular da Atatürk Havalimanı'nın kapanmasını istemiyordu. Ama buna rağmen o havalimanını kapatıp bizi dev bir havalimanında masraf üstüne masraf, milli sermayeyi son derece zarara uğratan bir havalimanına sürüklemiş oldu bu iktidar bizleri. Biz bu kez de rant için değil, halk için, halkın istediği kararın alınmasını istiyoruz. Bunun sürümcemede bırakılmasına gönlümüz razı değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İvedilik'le Adana Havalimanı'nı her halükarda açık kalacaktır açıklamasını bekliyoruz Sayın Bakan.